Muhterem Valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, milletvekili arkadaşlarım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, ülke ablamız, gölbaşının güzel insanları, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah yüzünüzü hak eylesin diyorum. Öncelikle bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Bu aşamaya gelmesinde emeği geçen Gölbaşı Belediye Başkanımıza, ona destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurdan da teşekkür ediyorum. Bizim için eğitim önceliklidir. Bu projeyle yerine bir park yapılacak. Belediye Başkanı da söyledi, başka bir şey olsa kabul etmezdik. Ancak bizim öğrencilerimiz, bizim evlatlarımızın nefes alacağı, dinleneceği, gezeceği parkların olması bizim için bir kazanç. Ama bir başka kazanç daha var. O da nedir? Mevcut okuldan daha yeni, mevcut okuldan daha büyük, mevcut okuldan daha güzel okulları biz evlatlarımıza kazandırmak istiyoruz. Allah nasip ederse hem parklarla, şehir merkeziyle, şehir meydanıyla birlikte Gölbaşı kazanacak, hem de eğitim kurumlarıyla birlikte Gölbaşımız daha iyi, daha güzel bir eğitime kavuşacak. Vali Bey de söyledik, Gölbaşı'nın fazla bir sıkıntısı yok. Okul öncesi eğitimi söyledi ama iki okul öncesi eğitimden 3 dedi. Okul öncesi eğitimin, ikili eğitimi dikkate almamak lazım. Ortaokulda 2 tane var, 4 tane de ilkokulda var. İnşallah inşaat halindeki okullarımız bittiğinde Gölbaşı'nda ikili eğitim denen bir husus söz konusu olmayacak. Niçin ikili eğitimi kaldırmak istiyoruz? Evlatlarımıza daha kaliteli bir eğitim vermek için olmazsa olmaz unsurlardan birisidir de ondan. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün kavgası, biliyorsunuz HDP himmeti yüce. Himmeti yüce olduğu için mevcutu da daha iyi olmasını istiyor. Hangi alanda daha çok çalışmamız gerekiyor? Kültür alanında bir, eğitim alanında iki. Gerçekten çok büyük şeyler yapıldı. Her alanda çok büyük şeyler yapıldı. Ulaşımda, enerjide, onu söylüyorum. Nüfus arttı. Artıyor, doğru mu? Arttı. Enerji tüketimi arttı. Doğru mu? Arttı. Herkesin, yani nüfus artınca enerji tüketimi de. Enerji tüketimi değil. Eskiden belki bir televizyon vardı evlerde. Şimdi belki iki televizyon var. Eskiden belki bir bilgisayar vardı, bir buzdolabı vardı. Belki şimdi sayısı arttı. Nüfus artmasına rağmen elektrik tüketimi, enerji tüketimi artmasına rağmen eskiye kıyasla elektrik kesintileri olmuyorsa demek ki enerjide de çok şeyler yapıldı demek. Yine nüfus artmasına rağmen Ankara'yı ben de bilirim, siz de bilirsiniz. Ankara eskiden Ankara'ydı. Yani maskelerle gezildiği dönemi biliriz. Bu kadar nüfus artmasına rağmen, enerji tüketimi artmasına rağmen Ankara'nın çevre kirliliği eskisin kadar değilse, eski muhakkak ki daha yapılması gerekenler var ama geçmişi de unutmamak. Onun için diyoruz ki bir de dün diye bir dersin olması lazım okullarımızda. Dün neydi, bugün neydi? Dün neydi, bugün neydi? Dünü bilelim ki mevcutla, yani hizmet edenlere teşekkür ederim. Ancak hedefimiz var, kızıl elma. Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak. Her alanda Türkiye'yi daha iyi yapmak. İşte o alanlardan birisi de eğitim. Biz diyoruz ki ulaşımda da, söyleyeyim onu sana da eğitime geleyim. Ulaşımda 80 yılda yapılanın 3 katı, 4 katı ulaşımda yapıldı. 6100 kilometre bölünmüş yol varken şimdi 20.000 kilometre yakın bölünmüş yolla birlikte 25 bin kilometrenin üzerine bölünmüş yol çıktı. 80 yılda yapılanın bir katı değil, iki katı değil, üç katından fazlası. Kaç havalarımız vardı? 26 havalarımız vardı. Şimdi 55'e yakın havalarımız var. 80 yılda yapılan havalarımızdan daha fazlası yine bu dönemde yapıldı. Yine iddiayla söylüyoruz. Eğitimde de 80 yılda yapılanın çok daha fazlası, hem de bir kat değil, kat kat fazlası yine bu dönemde yapıldı. Çok net olarak söylüyorum. Bütün eğitime bu ana kadar yaklaşık 60 milyar liralık eğitim yatırımı gerçekleşti. Tüm Türkiye'de 60 milyar lira. Ankara'da yaklaşık 3 milyar. Yani bu 4 milyar. 4 milyar da Ankara'da. Büyük bir rakam. Peki bu kadar bütçe ayırmak lazım. Yeni okullar yapmak lazım. Yeni öğretmenler istihdam etmek lazım. Mevcut öğretmenlerin mali durumunu iyileştirmek lazım. Bunun için ne yapmak lazım? Bütçeden para ayırmak lazım. Eğer bütçenizden para ayıramazsanız, milli gelirinizden para ayıramazsanız o zaman söyledikleriniz bir iyi niyet temennisinden öteye gitmez. Peki ayrıldı mı? Aile olarak sizler de bilirsiniz. Eğer ki kendi aile bütçenizden önceliğiniz neyse oraya en çoğu ve en öncelik verirsiniz ve kaynak ayırırsınız. İşte bu hükümetlerin, bizim dönemimizdeki hükümetlerin önceliği nedir denildiğinde eğitimdir.
bu yıl 2018 yılının Merkez Hükümet bütçesinden eğitime ayrılan pay 134 milyar 727 milyon lira. Bütçenin %18'inden fazla, bir numara. O halde bu hükümetin birinci önceliği nedir denildiğinde eğitim. Milli gelirden ne kadar ayırıyoruz? %6.2. Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun en son açıklanan rakamlarına bakın. Milli gelirin %6.2'si. Bu Avrupa'da bu kadar milli gelirden eğitime ayıran başka bir ülke yok. Nereden nereye geldiğimizi göstermek için 80'lerde milli gelirden 1.2 ayırıyorduk. Ama biz 1.2 ayırırken Almanya 4.8 ayırıyordu. Yani bizim ayırdığımızın 4 katı ayırıyordu. 90'lı yıllarda 2.2 ayırıyorduk milli gelirden. 2002'nin biz iktidara geldiğimizde 2.9 ayırıyorduk. Şimdi 6.2 ayırıyoruz. Bununla neler yaptınız? Bununla 580 binin üzerinde öğretmen ataması yaptık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı önemlidir kaliteli bir eğitim için. 28'den 17'ye düşürdük. Bu sayıyla Kore ile Japonya ile İngiltere ile aynıyız, Fransa'dan daha iyiyiz. Birçok alanlarda, birçok eğitimi rakamlarında birçok ülkeden çok daha iyiyiz. Ancak daha alınmamız gereken mesafe olduğunu da biliyoruz. 280 binin üzerinde derslik yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayısını 36'dan 24'e düşürdük. Ankara'da bu oran daha fazlaydı, daha düşük oldu. Allah razı olsun. Valimiz ve benim personelimle birlikte 10 bin derslik Cumhuriyet tarihinde olmuş mudur? 10 yıllarda olmamıştır, onu çok net söyleyeyim. 10 yıllarda olmamıştır. Biraz önce derslik sayılarını da verdi valim. Allah nasip ederse bu derslikler de bittiğinde Ankara'nın herhalde bazen derler ya Orman ve Su İşleri Bakanlığı önümüzdeki 50 yılın iddiayla da söylüyoruz 50 yılın 100 yılın eğitimle ilgili hiçbir sorunu olmayacaktır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı da yine kaliteli bir eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birisi de. Yine kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birisi eğitimi teknolojiyle buluşturmak lazım. Bunun için Fatih projesini başlattık. Dünya oraya doğru gidiyor. Önümüzdeki çağ 21. yüzyıl ne yapıyorsa, nasıl gidiyorsa oradan gitmek lazım. O teknolojiyi sadece kullanmak, önce kullanabilmek de bir maharet muhakkak ki. Kullanamayanlar da var. Kullanmak ama onun dışında üretebilir hale gelmek, ürettikten sonra ihraç edebilir hale gelmek lazım. Dolayısıyla Fatih projesini başlattık. 1 milyon 400 binin üzerindeki tablet bilgisayarlarını öğretmenlerimize ve öğrencilerimize dağıttık. Önümüzdeki dönemde hem özel eğitim merkezlerinde hem meslek liselerinde de bu proje kapsamına alacağız ki evlatlarımız 21. yüzyılın teknolojisi eğitimle buluştursunlar ve daha kaliteli bir eğitim alsınlar. Bilgi değişiyor, teknoloji değişiyor. Dolayısıyla değişen bilgi ve teknolojiyle evlatlarımızdan beklentiler de değişiyor. İşte bilginin değişmesi, teknolojinin değişmesi, müfredatın değişmesini zorunlu kılmaktadır. Bundan dolayı da önümüzdeki yüzyılın evlatlarımızdan istediği bilgi, beceri, değer, tutum ve davranışların hepsini evlatlarımıza kazandırmak istiyoruz ki Türkiye'nin 21. yüzyılı çok daha aydınlık, parlak olsun. Bunun için de 51 dersin öğretim programını yeniledik. Önümüzdeki dönemde de geri kalanları yenileyeceğiz. Bu yıl 1-5-9. Sınıflarda yeni öğretim programlarıyla eğitime başladık. Önümüzdeki yıldan sonra da bütün sınıflarda yeni programlarla birlikte evlatlarımıza yeni eğitim vereceğiz ki Türkiye çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıksın. Hiç şüpheniz olmasın. Türkiye'nin bugünü dünden çok daha iyi her alanda iddiayla söylüyorum. İnşallah yarın da bugünden daha iyi olacaktır. Ben tekrar bu protokolü Gölbaşımıza, Ankara'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırsever Ülke ablamıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah iki cihanda yüzünü ak eylesin. Bizde genel kural şudur. Mutlaka iki kapılı bir handayız. İki kapılı bir handa menzile yüz akıyla varmak lazım. Menzile yüz akıyla varmanın şartı insanların burada rızasını almaktan geçiyor. İnsanların rızasını alırsınca halkın rızasını alan hakkın rızasını da kazanır. Bunu almak için halka hizmet etmek lazım. Belediye başkanları, valiler, siyasetçiler halka hizmet edecek. Hakkın rızasını kazanabilmek için. İşte hakkın rızasını kazanabilmenin yolu da yine halka hizmet etmek lazım. Ülke ablamız gibi. Ben kendi hayırlar için teşekkür ediyorum. Herkes kazandığını burada bırakır ama birileri bırakmaz. İşte halka yönelik hak için hizmet edenler yaptıkları hizmetleriyle kendileriyle beraber götürürler. Dolayısıyla da sizlere de huzurlarda teşekkür ediyorum. Gerçekten 69 günde okul bitirenler var başkanım. Yani biliyorum gayretli samimi çalışan olursa
3 ayda 6 ayda okul bitirenler var. Pekala bitirilebilir mi? Bitirilebilir. Büyük bir gayretle çalışmayla olursa inşallah gelecek eğitim yılının başlangıcında yeni okullarımıza taşınırız. İnşallah yeni okullar taşındıktan sonra mevcut okullarımızı, okul var, kütüphane var, öğretmen evi var. Onların da hepsini Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Maliye Bakanlığımızın onayını alaraktan inşallah devredeceğiz. Ve Gölbaşı'nın da yarını bugünden daha iyi olacak. Tekrar buraya katılanlara ve bu etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Gölbaşı Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor. Türk katılımcılara saygıyla selamlıyorum.